Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va qadrli do'stlar. Demak, bugun biz Python dasturida yana bir darsni, ya'ni bir kichik dasturchani yozib ko'ramiz. Bu dasturimiz biror bir matnda qaysidir harf yoki qaysidir belgi, umuman barcha belgilar har biri nechtadan ekanligini aniqlovchi belgini, aniqlovchi dasturni yozamiz. Har bir belgi qanchadan o'sha matnga to'g'ri kelayotganligini. Demak, boshladik. Buning uchun biz message deb olamiz. Endi bu o'zingizga havola message. O'zingizga havola, masalan, matn deb yozishingiz ham mumkin. Endi Python dasturi bizda ingliz tilini yaxshi tushunganligi uchun, dasturning imkoniyatlari inglizchani bilganligi uchun biz message yozdik. Demak, bu yerda matn men quyidagi narsani, quyidagi matnni yozamiz. Men Python dasturini o'rganayapman, chunki men bu dasturni sevaman. Agar men hozir mana bu yerda nuqta qo'yib, keyin past ketasini oraliq ketadigan bo'lsa, bu orqa slash, ya'ni teskari taqsim belgisi backslash deyiladi. Mana shu backslash bizni pastdagi dastur, pastdagi matnni ham stringlarni ham yuqoridagisiga qo'shish uchun amalga oshiriladi. Demak, va yana bir oz yozadigan bo'lsak, agar siz ham ushbu dasturni o'rganishni xohlasangiz, menga murojaat eting. O'ting deb qolaman demoqchimi, mayli, o'sha tema. Xullas, bu matn o'zingizga havola, men shunchaki o'zimning matnimni yozdim. Endi sanash uchun biz count deb olamiz. Buni xohlasangiz siz sanash deb yoki sanalganlar deb o'zingizga mos qilib olishingiz mumkin, o'zingiz tushunishingiz uchun. Va uni biz string ko'rinishiga olib kelamiz. Yo, string emas, aniqrog'i dictionary, ya'ni Pythonda dictionary bor, bu lug'at deb ataladi. Lug'at ko'rinishida bizga chiqarib bersin degan ma'noda olamiz. Demak, o'sha karakter degan o'zgaruvchi olamiz. Ya'ni matn ichidagi har bir xarakter uchun, ya'ni belgi uchun quyidagilarni bajar degan ma'noda count nuqta set default, set default deb qayerda o'sha xarakterni 0 dan boshlab hisobla deymiz. Hisobla degani bo'ladi. Endi u hisoblashi uchun, uni tanib olishi uchun count dictionary'ning ichida topish uchun count kvadratik qavs va character bu teng bo'ladi. O'sha yana count qo'shish kerak-ku, shuni hisobiga teng character deb yozamiz va plyus bir sonini kiritamiz, bir raqamini kiritamiz. Dasturimiz deyarli yakunlandi va biz countni print qilish kerak bu dasturimiz. Hozir print count deymiz. Demak, dasturimiz tayyor. Biz buni
hazır işte düşürsek Shift F10 düğmesini basalım. Yani bana bir yerde hani New Line'ın yanından görsünüz mü? Yanındaki Run düğmesi var. Yani Play köpçeli bilədi. Play ne? Run. O şey Run düğmesinin yanında pasta yazı koydu. Shift plus F10 de. Şunu basalım sen buna da. Shift plus F10'ni basalım sen buna da. Demek bastık. Bana N harfi bitti. E harfi 5'te. İngilizcesi İ deyişimiz için İ harfi 5'te, N harfi 15'te, oralık ketekçeler 18'te iken P harfimiz bitti. Şu tarzda ketek, yani katta A harfi bitti iken küçük A harfi, lakin eğer başka bir şey yazılacağımızda yani 17'te küçük A harfi var. Katta A harfi başka karakter, yani bilgi. Küçük A harfi başka bir bilgi bu. Yani bütün onların alakalı yazıp kursat yaptınız. Yine bana bir de tutup bilgisini kama albette ülkeydi. Soplaydan bırakıp ikteyken. Şimdi iken dastur bu zekonigi yetti. Bana bu joyda bitti. Tamamdır. Bana bunu çıraylıraq görmüş ki köpünce kiltiriş soraladı. Bana şu çıraylıraq görmüş de yazsanız sizge osonroq, ya'ni sizning chiroyli kod yoza olish qobiliyatingizni bildiradi. Ya'ni count plus equals to 1, ya'ni count character plus king 1 deb yozsangiz ham boyagi ko'rinish bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni quyidagi ko'rinish bilan bir xil bo'ladi. Shuning hisobiga buni plus 1 deb yazışımız mümkün. Ve yani Shift F10 ile basabiliyorsan yani hudu işe halat M bitti, E bitti. Yani işe dastırını başka bir kurmuştu yazdık. Halat. Şimdiyken barchangizga rahmet. Kanalımıza abone olayım. Keyingi videolarını ham avvalgi videolarını ham kuzatışını kanda qilmang, chunki biz bilan texnologiyani dasturlashni, robototexnikani a'lo darajada o'rganasiz. Bunga kafolat beraman. Xayr, salomat bo'ling.